Herkese merhaba. Kalp krizini durdurmak için siz olsanız ne yapardınız? Pekala, ilk olarak size söyleyeceklerimi uygulamadan önce doktorunuza danışın. Bu içerik tıbbi bakımınızın veya ilaçlarınızın yerini alması için üretilmemiştir. Yapacağınız ilk şey 112'yi aramaktır. Tabii ki biraz aspirininiz varsa, 75 ila 100 mg arasında alabilirsiniz. Bu size yardımcı olacaktır. Doktorunuz tarafından verilmiş nitrogliserin varsa, bundan biraz alabilirsiniz. Çünkü bu aslında birinin anjina krizinden kurtulmasına yardımcı olabilecek bir vazodilatördür. Peki kalp krizi geçirdiğinizde ne olur? Kalbinizde bir spazm olur. Kalbin ana atardamarı olan koroner atardamarı daraldığı için bir nedenden dolayı kendi kendine spazm geçirir ve sonra yeterli oksijeni olmadığı için kalp kası spazmlar geçirir. Göğüs ağrısı hissettiğinizde olan şey budur. Yani temelde bu bir kas kasılması gibidir. Bu durumda gerçekten yardımcı olabilecek birkaç şey vardır. Örneğin biri nitrogliserin aldığında, ki bu arada, muhtemelen son derece patlayıcı nitrogliserini duymuşsunuzdur, değil mi? Bu ilaçla nitrogliserin arasındaki fark, daha az konsantre olmasıdır. Fakat temelde aynı moleküldürler. Nitrogliserin, bir vazodilatör olan nitrik oksit denen bir şeyi arttırır. Böylece vazodilatasyon oksijeni arttırır bahsetmek istediğim ana tedavi E vitaminidir. Bunun kalp spazmı için yapabilecekleriyle ilişkisinden bahsedeceğim. Bir kişide E vitamini eksikliği varsa sadece iskelet kasında değil, aynı zamanda kalp kasının kendisinde de kas hasarı oluşur. Yani aslında E vitamini eksikliğiniz olduğunda kas dokusunda bir bozulma yaşarsınız. Bu nedenle bir vitamin eksikliğinin bu kadar hasara neden olması çok zordur ancak kaslarınızın yaygın olarak bozulmasına neden olabilir. Şimdi ayrıca E vitamini eksikliğiniz varsa egzersiz sonrası onarımın yapılmasında gecikme yaşanacaktır. Düzenli egzersiz yapanlar E vitaminini normal seviyede almamalılar, aksine daha fazlasını almaları gerekmektedir. Çünkü ne kadar çok egzersiz yaparsanız, kaslarınızı ne kadar çok kullanırsanız E vitamini talebi o kadar artar. E vitamini yağda çözünen bir antioksidandır hücre zarlarındaki kaslarınız üzerinde çok sıkı çalışır, onları oksidatif stres ve serbest radikal hasarından korur. Ayrıca, koroner arteri hasar ve enfeksiyondan korumak için içinde çalışır. Egzersiz yaparken büyük miktarda oksidasyon ve serbest radikal ürettiğinizi bilmenizi isterim. E vitamini aslında buna karşı koyabilir ve egzersiz sonrası kas onarımını artırabilir. E vitamini eksikliğiniz varsa, kaslarınızın zayıf olduğunu, her zaman ağrılı olacağını ve güçlü olmadığını hissedeceksiniz. Bu nedenle E vitamininin felç ile ilişkili kan damarı hasarını etkili bir şekilde onardığı gösterilmiştir. E vitamini yağda çözünen güçlü bir antioksidandır. Şimdi E vitamini ile kalp krizi arasındaki ilişkiyi daha derin bir şekilde araştırırsanız karışık incelemeler bulacaksınız. O araştırmaları detaylı okursanız kullandıkları E vitamini türü açısından büyük bir fark olduğunu göreceksiniz. E vitamininin olumsuz etkilerini incelediğinizde kalp krizi ve kanser gibi sonuçlarla karşılaşırsınız. Bu kullandıkları E vitamini türüyle ilgilidir sentetik E vitamini kullanıyorlar, gıda konsantresi ya da E vitamini kompleksinin doğal versiyonunu kullanmıyorlardır. Şimdi, evde tutmanızı tavsiye edeceğim E vitamini türü tokoferoller olacaktır. Şimdi, tokotrienoller nedir? Tokoferolden biraz farklıdır, yakın zamanda E vitamini kompleksinin bir parçası olarak tokatrinoları keşfettiler. Alfa, beta, delta ve gamma tokoferolleri duymuş olabilirsiniz. Ayrıca alfa, beta, delta ve gamma tokotrienollerimiz de vardır. E vitamini kompleksinde başka şeyler de vardır. Ancak tokotrienoller, tokoferollerden çok daha güçlüdür. Yaklaşık 50 kat daha güçlüler. Böylece size ve kalbinize gerçekten yardımcı olabilirler, özellikle de kalbiniz daha fazla oksijene ihtiyacı olduğunda. Yeterli E vitaminine sahip olduğunuzda oksijen talebi azalır. Ancak iyi bir tokotrienol karışımı E vitamini olarak önereceğim bir şey olacaktır. Ki numara nitrik okside artırmaktır. Bunu nasıl mı yaparsınız? Oldukça basittir. Bunun için hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Yapabileceğin tek şey nefesinizi yavaşlatmaktır. Pekala, burnunuzdan nefes alın, yavaşça nefes alıp verin. Pekala, burnunuzdan alın sonra geri verin. Bunu bir düşünün, kalp krizi geçirdiğinizde, panik atak denen duruma girersiniz ve aşırı nefes alıp vereceksiniz, hiperventilasyona uğrayabilirsiniz ve bunun kalbinize neler yapabileceğini tahmin edin. Aslında, kalbinize giden oksijeni kesecektir. Çok fazla karbondioksit üretmeye başlarsınız. Yani, birisi panik atak geçirdiğinde ne olduğunu bir düşünün. Hiperventilasyon sürecine yani nefes açlığı durumuna girer. Kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Eski hastalarımdan biriyle bir restoran restorandaydım ve öğle yemeği yiyor ve konuşuyorduk. Çorbasını içerken bu hareketi yaptığını fark ettim. Aman Allah'ım. Kadının yediği şey boğazına kaçmıştı. Heymlik manevrasını nasıl yapacağımı düşünüyordum ve sadece yapmam gerekenler çok hızlı bir şekilde aklımdan geçiyordu. Bu yüzden onu ayağa kaldırdım. Arkadan heymlik manevrasını uyguladım. Ancak bu işe yaramadı. Boğuluyor gibiydi, gözleri dışarı çıkacaktı ve yüzü kızarıyordu. Gerçekten garip olan şey, restorandaki herkes oturuyordu ya da sadece orada öylece duruyorlardı ve bana bakıyorlardı, hiçbir şey söylemiyorlardı. 112'yi aramadılar veya başka bir şey yapmadılar. Ona rahatla, sadece boğazını gevşet, panik yapma dedim. Aniden işe yarıyor gibi görünüyordu. Bu onu bu stres durumundan kurtardı. Çünkü stres damar daralması yaratır. Stres sinir sistemini dondurur, oksijeni kapatır ve aslında kötü bir durum yaratabilir. Bu nedenle, ne zaman birisi panik atak, hatta kalp krizi geçirse, nefeslerini yavaşlatmalı ve burundan eşit hızda nefes alıp vermelidir. Bu özellikle koroner artere çok yardımcı olacaktır, onu açacak ve arterleri gevşetmeye yardımcı olacaktır. Bunun neden işe yaradığına dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıya yorum yazabilirsiniz. Üçüncüsü, biraz sarımsak veya moruna karaciğeri yağı veya nattokinaz varsa, bunların üçü de pıhtıları azaltmaya yardımcı olmak için harika doğal kan inceltici bileşiklerdir. Buna göre, felç hakkında da bir video hazırlamalıyım. Ancak felç geçirirseniz, yapmanız gereken ilk şey kesinlikle 112'yi aramaktır. Çünkü, doğru zamanda alındığında beyinde oluşacak zararı önleyebilecek bir ilaç vardır. Sonuç olarak, kalp krizini önlemeye yönelik tedbirler almalısınız. Ketonun kardiyovasküler sistem için faydaları ile aralıklı oruç arasındaki ilişkiyi anlatan videomu izlemediyseniz hemen izlemelisiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.